Çok kitap okuyorum ama yine de paragraf sorularına dikkatim dağılıyor. Ne yapmalıyım? Evet okuduğun kitabın türünü de değiştir biraz. Belki roman okuyorsan bu fikir kitapları okuduğunda biraz daha paragraf soruları üzerindeki hakimiyetinizin sevgili öğrenciler artacağına şahit olacaksınız. Ve biz özellikle paragraf sorularını okurken kitap okumamıza rağmen sıkıntılar yaşıyorsak Edebiyat öğretmenlerinizden o anahtar kelimeler vardır. Okuma teknikleriyle ilgili biraz bilgi almanızı öneriyorum. Düzenli çalışmak, sürekli çalışmak mıdır? Düzenli çalışmak ne demek? Düzenli çalışmak, aslında bir hedefe ulaşmak için oluşturduğunuz programa sistematik olarak uyum sağlamak demektir. Ve düzenli çalışmak dediğimiz şöyle bir aylık bir fotoğrafa baktığınız zaman onun içerisinde Programa uymadığınız zamanların hemen hemen hiç olmaması demektir. Büyük aralar vermemek, örneğin bir gün, iki gün aralar vermemek gibi bir eğer çalışma tepkiniz varsa siz düzenli çalışıyorsunuzdur. Sevgili öğrenciler unutmayın, aktiviteler, hobilere ayırdığınız zamanlar düzenli çalışmanın bir parçasıdır. Bu önemlidir çünkü aktivite olmadan öğrenme olmaz. Sınavda cevabı A bulup B'yi işaretliyorum. Sizce neden? Evet, dikkatsizlik zannedilen bir problem ama asla dikkatsizlik değil. Bakın. Şimdi bizim o nörolojik anlamda tıbbın alanına giren dikkatsizlikle öğrencinin sınav içerisindeki uyguladığı tarz ve yöntemlerle ilgili olan dikkatsizlikleri sakın birbirine karıştırmayın. Şimdi orada öğrenci A'yı buluyor ama ne yapıyor? Bir alttaki soruyu merak ediyor ya. Zihni bir anda alta kayıyor kurban olayım. Ya bu dikkatsizlik mi şimdi? Bakın sınavın içiyle ilgili çocuğun bir anlayışından kaynaklanan bir şey, bir sürüklenme etkisi dediğimiz faktör bu. Bir alta dikkate kayınca A'yı bulduğunu B işaretliyor. Ne yapmalı? Parmağını bulduğu seçeneğin yanına koyup optik forma şu şekilde karalar karalarken bir gözle olayı takip etmelidir. Her yaptığınız işlem hatası ve okuma hatası dikkatsizlik değildir. Bunu unutmayın. Dersi derste öğrenmek mümkün müdür? Şimdi dersi, derste öğrenmek asla mümkün değildir. Bakın siz öğrenmek ne demek? Onun öncelikle bir tanımını yapalım. Ee, öğrenmek, bilgiyi ebediyen beyninize kaydetmek yeter mi? Yetmez. Öğrenmek, bilgiyi istenildiği zaman, istenildiği sürede, istenildiği koşullarda... ...hatırlayabilmek demektir. Bugün hepimizin hiç unutmaması gerekiyor ki... Derste biz öğrenmeye değil, bilgiyi almaya gidiyoruz. Bilgiyi aldık mı? Onu öğrenmek için mutlaka ödev dediğimiz öğrenme görevleri dediğimiz ileriye dönük hemen bir süre sonra, daha sonra, daha sonra tekrarlarının ama farklı boyutlarda tekrarların yapılması gerekiyor. Unutmayın bunu. Çok ağır ödevler veriliyor, bu doğru mu? Kesinlikle yanlış. Zaten Sevgili öğrencim, sen bu soruyu sorduğuna göre bunun yanlışlığını, buradan uğradığım bir eziyeti benimle paylaşıyorsun. Çok net bu. Bu eziyeti benimle paylaştığın için de yanlış olduğu çok açık bir gerçek. Şimdi bakın bugün 19. yüzyılın sonunda yapılan bu alandaki çalışmalar, bakın 200 yıl geriye gitmiş gibi konuştum. Bu alanda yapılan çalışmalar aslında öğrencilere verilen ağır ödevlerin, çok çok ağır ödevlerin Öğrencinin özgüvenini, öğrencilik özgüvenini aşındırdığını çok net olarak ortaya koymuştur. Kurumsal performansa yüksek göstermek için verilen ağır ödevler öğrenci için bir faciadır. Onun için ben anne babaların bu tür eğitici programları çok iyi takip ederek doğru olanları aslında bu alanda çalışan kıymetli bilim insanlarından da öğrenmelerini öneriyorum.